konumuz öyle bir başlık oluşturduk. Kadim bilgelikte hikmet ve irfan geleneği diye. Kadim bilgelikte hikmet ve irfan geleneği öncelikle ne ola ki? Genel bir konsepti önce sunacağım. Yani Anadolu bilgeliği. Anadolu bilgeliğinin ana köken mitleri nereden geliyor? Mitosları, masalları. Bu bağlantılı olarak Mısır, Pers, beş büyük uygarlık olan Çin, Hint, Grek, her biri kendi içerisinde vakti zamanda İstanbul Özgür Üniversitesi'nde kesintisiz 12 yıl yapmış olduğumuz bir sohbet dizgesini de umarım burada tekrar aynı dizgeyle açabiliriz. Önce dilin kendisi bir sohbet ve muhabbet üstünden yürüyor. Lakin felsefe çalışması da olacağı için bu buluşmamız belirli bir dizgeyi takip etmemiz gerekiyor. Burada 8 haftalık öncelikle bir dizgesel bir felsefe sunumu yapmayı düşündük. İçeriğini bugün paylaşmak istiyorum. İsmim Ali Nakir Gündoğdu. İstanbul Özgür Üniversitesi'nde uzun dönemler kadim bilgelikte hikmet ve irfan geleneği mitostan logosa başlığı altında Anadolu, Hint, Mısır, İran ve Yunan ve bütün uygarlıklar tarihinin içeriğindeki o felsefe kavramsallığını sunmaya çalışmışım dostlarımla. Sohbet geleneğimiz hep saçaklayarak gelir. Saçaklama dediğimiz yani konudan konuya sıçrarız. Bu konuyu içeriğini ifade edebilmem için bir felsefede bir tümden gelen yöntemi var. Bir de tüme varımsal, bilimin de felsefenin de kullandığı. Hangi kavramdan hareket edersek edelim, biz hep aynı konuya gireceğiz. Yani bilgelik seviyesi. Öncelikle de Anadolu'nun köken mitlerine, kavramsallığına girmeden önce biraz bu felsefe ne ola ki? Bildiğinizi biliyorum ama bazen muhabbetlerde öyle oluyor. Bir Anadolu irfan geleneğiyle kürsüden önce biz bildiklerimizi size sunalım. Sonra sizin bildiklerinizden biri hem harika sonra kendi içerisinde muhabbet.